Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Üstad Hazretlerine Japon Genelkurmay Başkanı'nın ve Darul Hikmet-i İslamiye'ye sordukları müşkil ve hadis-i şerifler var. Bu ahir zaman fitnesi hakkında. O zaman da Japon Genelkurmay Başkanı'ymış, başkomutan. Üstad da Darul Hikmet-i İslamiye Osmanlı İmparatorluğu'nun dışarıya ve içerideki sorulara karşı İslam'ın bir kalası. Yani orada her İslam ilimler haiz veriliyor. Gelen soru ve şüphelere orası cevap veriyor. O çözülememiş en zor müşkil hadisler var. Bunları 5. Şua namı altında bir araya toplamış Üstad. 5. Şua. Onlardan bir tanesini okuyacağım. 6. mesele, rivayette var ki fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Olamaz değil. Fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. 584 şualardan okuyorum. Bak, olmaz, olamaz değil. Olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azab-ı kabirden sonra Allahümme ecine mine azab-ı kabir. Sonra ne geliyormuş? Min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman. Bir ümmet olmuş. Allahümme ecine min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman. Bir ümmet olmuş. Bakayım neymiş. Allah alem bir sevap. Bunun bir tevili şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker, böyle kendilerine çeker ve meftun eder. Meftun ne demek? Yani sarhoş eder. Meftun. Derler ona, artık hiçbir şeyin iraden ihtiyarın kalmaz. Tabiri diğerle fren balatalar yağlanmış. Fren tutmaz. İnsanlar çok garip ama. Yani hele yazdayız ya. Şimdi ben okudukça böyle herkes kendi aleminde bakabilir. İnsanlar ihtiyarları ile belki zevkle irtikab ederler. İhtiyarları ile belki de zevkle irtikab ederler. Yapıyorlar. Yapıyoruz ya. Yani. Mesela şimdi bunu bir hatırayı nakledeceğim. Cümleyi okuyayım. Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Zübeyir abi, ben ustadan duydum ki dedi. Rüştü abiye dedi. Rüştü abi de bize dedi. Rusya'da bu perdedir diyor. Burayı kast, burada diyor. Rusya'yı ne kastedecek? Zaten komünist. Yani Rusya ne iş yapacak? Başlamış burada. Rusya'da hamamlarda, yani hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ve yapı itibariyle kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, erkekler de cemalperest, nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir surur ile düşer
yanar. Hani balkonda oturuyoruz ya yazın böyle, balkon lambası olur. Oraya böyle kelebekler geliyor, kelebekler, arılar geliyor, sinekler. Dönüyor, 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 yanıyor. Yanıyor ya, yanacağını biliyor. Tamam be mübarek, tamam yanacaksın da, niye ağına giriyorsun, diyorsun, diyoruz diye. E biz daha iyiyiz işte, yanacağımı biliyorum da, niye onun etrafına yanaşıyorum? Biz daha iyiyiz yani. Hayvana kızarken hayvanlık yapıyoruz biz. Biz de öyle. Onun etrafında ne dolaşıyorsun? Biliyorsun YouTube'lara girince haramsız çıkamayacaksın. Televizyonda dolaşırken temizlenemeyeceksin. Yani girmemiş halini bulamayacaksın. Ne diyor? Fitneye kadın atılır. Çünkü niye? Kadın fıtraten güzelliğini göstermek fıtratında var. Erkek ise fıtraten görmeye meyal. Birisi göstermeye, birisi bakmaya. Bu sefer o fitneye düşer ve yanar. Nasıl yanar? Ahiret zannediyoruz. Kardeşler, iman ve küfrün muacel peşin dünyada karşılıkları var. Mesela diyor ki, hatırlar, kitap okuyanlar bilir. Eski eserlerde, Osmanlıca'da, Latince'yi çevrilmemiş ama galiba Latif nüktelerde çevrilmiş. 9. lemada, Osmanlıca'da. İnsanların diyor, tabiat perest ve madde perest olmalarının sebebi domuz etinin tesiri yok mudur? Diyor. Methali yok mudur? Diyor. Ne alakası var ya? Yediriyorlar bize. Ha? Laleten yersek. Şimdi bak, yanar ne demek biliyor musun? Yanar. Böyle ateş zannetme ha. Bu dünyada ateşte yanmanın, Müslümansa, imanı varsa, ateşte yanmanın neticesi şehitliktir. Öyle değil mi? Yanarsa, boğulursa, imanı varsa şehit. Ama cehennemde yanmanın mükafatı yok. Nasıl yanar biliyor musunuz? Biraz işim bu. Tevazu yapmayacağım burada. Gözünü kapa, sokağa çık, el yordamı kime denk gelirsen, 10 kişinin 10'u da, 9'u yok, 10'u da psikolojik rahatsız. Sen de, sen, ben de öyle sokağa, sen de rahatsızsın, ben de rahatsız. Ne kadar arama bakıyorsak. Bak, ne kadar harama bakıyorsak o kadar rahatsızız. Ya bende bir şey yok. Doğru. İnşallah. Bak diyor ki, Eyyub Aleyhisselam hastalığını söylerken diyor ki, o münacat-ı Eyyubiye'ye, o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Bağusuz, nasıl ki, bakayım işliyor muyuz, işlemiyor muyuz? Alamet işini. O Hazret'in yaralarından neşet eden kurtar. Yani yarasından kurtar çıkmış. Kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizler günahlardan gelen yaralar. Bakayım istiyor muyuz? Ve yaralardan hasıl olan vesveseler ve şüpheler ve vehimler. Neuzübillah mahali iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirde nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Namazı, Kur'an okumayı, Risale okumayı istemiyoruz. İstiyorsak o kadar bakmıyoruz. Başka? Bak diyor ki işlenen günahlar, vesveseler, şüpheler, vehimler. Şüpheler ve seseler çıkıyor. Var mı yok? Var. Yoksa öp, senin ayağın öpülecek adamsın. Dikkat et, bozulma.
hastalık yani. Diyor ki, peki vesvese vehim eylem itibariyle nedir? Eylemde, namazda, oruçta, kitap okumada, derse gitmekte, fedakarlık yapmakta yapamıyoruz. Birisi tutup sanki bir sevk etmiyor bizi. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanın çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ne yapacağız peki? Günahı imal ettin de çaresi ne? O günah istiğfar ile çabuk imha edilmese kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi sindiriyor, ısırıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. İstiğfar, estağfurullah, estağfurullah. Şeytan istiğfar ettirmez. İstiğfar eder, istiaze eder. İstiaze eden ne yaptı lan? Şeytanın şerrinden kurtulur. Bak basit zannetme, dua ettirmiyor. Tövbe ettirmiyor. Estağfurullah. En külli istiğfar nedir günahtan sonra? En külli ibadettir. Nedir o da? İki rekat Allah için namazdır. Ya Rab günahımın affı için, senin rıza için namaza diye. Dur. Her günahtan sonra durursak, şeytan der ki olan bu adam namaz kılıyor ya. Günahtan sonra namaz kılıyor, günahtan sonra namaz kılıyor. Bu sefer günah sana teşvik etmez pek. Ha? Demek ki tamam dert iman ettik de derman da neymiş? Tövbe ve istiğfar. İstiğfar. İstiğfar nedir? İstiğfar iç alemde onu kerih görmek. Tövbe değil bu. İstiğfar. İç aleminde hesaplaşmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa tövbe mi yapardı, istiğfar mı yapardı? İstiğfar yapardı. Yani bir sonraki halinden bir önceki haline. Bir günah değil de beşeriyet ya. Arkadaşlar istiğfar ağzımızdan düşmeyecek inşallah. Tamam mı? Elimizden geldik. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Ama iki, düşsen bile sakın ümidini kesme. Ya benden bir şey olmuyor, iki de bir düşüyorum. Olsun tövbe et gene. Şey istiğfar et. Abi gene düşüyorum, gene istiğfar et. Gene düşüyorum, istiğfar et. Resulullah'a sormuş sahabe. Bir mana söylüyorum. Ya Resulallah şu günah işledim, tövbe et ve istiğfar et demiş. Gene istersem demiş. Gene tövbe istiğfar et demiş. Gene istersem ki adam sonuna kadar gidecek ya baktık anlaşıldı. Kul tövbe etmekten usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Bırakma sakın tövbe ve istiğfarı. Öyle bir kalp günahla bozulur ki istiğfar da hatırına gelmez de yapamaz. Kusuru görmez. Yani usanıyor değil. Artık bak, kim istiğfar eder? Kusurunu gören. Kusurunu gören istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytan şerrine kurtulur. Kusuru görmez. Ya hangi zamandayız demeye başlıyor. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın leviyatları ve kebaileri ve bidaları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestler etrafında toplar sersem eder. Pervane ne demek biliyor musunuz? Hani hava bize üfürmesi için pervane değil. Ampulün etrafına dönen kelebekleri var ya kelebek. Onların adı pervanedir. Dönüyorlar sonra içine düşüp yanıyorlar. Pervane o. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz günah da olmaz. Yani zorla olmayacak bu iş. Şimdi esas okumak istediğim yere geldim. Bunu mukaddeme yaptım. He? Okumak istediğim burada. Gençler, biz bir derece unumuzu eledik, eleğimizi astık. Size bir şey söyleyeyim ama şaşıracaksınız.
bu okuyacağım mevzuda evliler daha tehlikededir. Evlilerin işi daha zordur. Bekarların işi ona nispeten daha biraz kolay. Çünkü bilmiyor onlar. Bilmeyince hayalleri çalışmıyor. Öyle çalışır ama öyle değil. Evlilerin şeyi daha zor bu zamanda. Zannetmeyin bekar. Evliler daha zordur. Evli olanlar. Öyle dinleyin lütfen. Ve okuyacağım, keseceğim. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, en dehşetli rol oynuyor. Başrol, evet, filmin başrolü. Tayfi-i Nisa'yı. Kadın fitnesi, kadın. Onların fitnesi olduğunu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Kadınların fitnesinden olduğu hadiste geliyor, hadisi şerifte geliyor. Evet, nasıl ki tarihlerde, şimdi örnek veriyor. Eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir tayfeyi askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Amazonlar diye Afrika'da böyle Avrupa'ya kadar gitmiş. Amazonlar diye kadın ordusu varmış. Kadın asker. Çok acayip savaşlar yapıyormuş. Yani acayip yapmış. Aynen öyle de bu, peki ne kullanıyorlarmış biliyor musunuz? Ok. Çok acayip ok atıyorlarmış. Kadınlar. Kılıç değil de ok. Aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde, zındıka dalaleti var ya, İslamiyet'e karşı savaşında nefs-i emmarenin planı ile şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarın çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Tam açık olsa bu kadar zarar vermez. Ne diyorsun ya? Evet. Gördün ha, buymuş. Ama yarım çıplak olunca hayal çalışıyor. Pıt 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 olunca hayal gerisini getirmek için kullanıyor, zorlanıyor. Dolayısıyla hayal devamlı bağlı. Bilinirse buymuş, bitti. Kopuyor. Bak neymiş? Aynen öyle de Amazonlar ne yapıyormuş? Askeriye, kadın ordusu kılıç kullanmıyormuş. Yakın dövüşü değilmiş. Ok atıyorlarmış. Çok acayip. Öyle çok muvaffak o. Kadının da şimdi oku nedir? Çıplak bacağı. Çıplak bacağı oktur. Karşı muharebesi nefs-i emmarenin planı ile şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi tam çıplak demiyor. Yarım çıplak hanımlardı ki açık bacağı ile dehşetli bıçaklarla, bıçakmış o, ehli imana saldırıyorlar. Ne oluyor peki eylemsel? Yani fiil ne olur? Toplumda ne meyve veriyor? Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişletmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Yani nikah yolunu kapatıyor, fuhuş yolunu açıyor ve kalp ve ruhunu esir ediyor, köleleştiriyor. Mesela YouTube'a girmeden dur hadi, dur da göreyim, o kadar esiriz, yürüdeyiz. Ne konuluyor onu seyretmek zorundasın. Yani ne kadar yaralanmışız. Lütfen bu dersi dışarıya götürme, insanlara değil, ben, bu benim. Televizyonu açmadan durabiliyor muyum? YouTube'a girmeden durabiliyor muyum? Instagram, Facebook'lara girmeden durabiliyor muyum? Ders bitiyor bazı yerlerde, hemen siyaset başlıyor. Bu da aynı işte kalp ve ruh hastalığıdır. Bunlar fiili tezahürüdür. İnanın. Benim ismimle çalışıyor ama örnek olsun diye söylüyorum. Ne Instagram'ım var, ne Facebook'um var, ne bilmem eşim var. Yok. Benim adıma Nur dersinde kullanıyor arkadaş. Ders atıyorlar ama inanın şansımla bizzat ben mübaşşeret yok benim. Yok. Niye sinir olacağım? Zaten bu dersi yapamazsın kardeşim. Bu dersin bu şeyi yapan
Konuşan adam, iki de bir tüple her tarafa dolaşan adam bu ders yapamaz. Bu aleti olmaz, vermez Allah bu aleti. Yani girmeyin diye söylüyor. Girdikçe o kadar esirsin, içeriye sokuyorlar seni. Yani hilal yöntemini kullanıyorlar. Hilal Osmanlı'nın kullandığı. Böyle düşmanla saftayken kaçıyor diye ortadaki kaçıyor, kenarlar duruyor. İçeri geliyor, ondan sonra kapatıyorlar. Böyle sana veriyor. Mesela Almanya'da Türkleri nasıl yapıyorlar? Bu yerlerde para atma kumarhaneleri var. Cihaz. Onu zannediyor ki bu cihazla ben oynuyorum. Onun arkasında kimse görmüyor. Bizzat biliyorum ya. Bir yapan kendisi, orada çalışan birisine bana denk geldi, söyledi uçakta. Kamera var o kumara, para atıyorsun, oynuyorsun, kazanıyorsun. Orada kamera var, ilk defa giren yüzünün siması gözüküyor, ilk defa gülmüşse ona ürkütmemek için veriyorlarmış. Kamerayla arkadan idare ediyorlarmış onu. İlk defa girmişse o yüz karşıya, kumar oynamışsa ona veriyor. Birkaç defa veriyor. Alıyor, içeriyor. Ondan sonra canını alıyor. Ve zannediyor ki cihazla oynuyorum. Cihazla oynamıyorsun. Orada kamera var. Adam bakıyor sana. Vereyim mi vermeyeyim? Ne kadar vereyim? Tam ümidini kesti. Oradaki konuşmalarını da duyuyor. Hiçbir şey kalmadı. Biraz veriyor. Sen de diyorsun ki kazandım. Sana veriyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Oraya kadar gösteriyorum. Nikah kapatmış. Arkadaşlar 100 kişiden 20 kişi boşanmaya gidiyor bir sene sonra. Niye? Kanaat etmiyor ki eşine. Eşine kanaat etmiyor. Anne babalarımız da o kadar bozulmuş ki. Bırak gel diyor. Eskiden neydi? Beyazla çıktın, beyazla gelirsin buraya. Gelinlikle çıktın, kefenle gelirsin. O zaman orada uyum sağlıyordu. En ufak şeyle hemen boşanıyoruz. Zıkkımın kökü oluyoruz. Bak ne diyor usta lemalarda? Diyor ki İslam'ın izzet ve şerefini diyor mahkeme koridorlarında berbat etmeyin, telef etmeyin, ayaklar altına almayın diyor. Hiç utanmadan özel hayatını orada söylüyorsun. Mahkeme koridorlarında. Böyle istiyordum da vermiyordu, bilmem ne yapıyordu da şöyle dedim ettim de falan. Diyor mu demiyor mu usta? Girmek istemiyorum buraya, levalardan. Yani İslam'ın şerefini, haysiyetini mahkeme, boşanma mahkemelerinde telef etmeyin ya. Niye? Anne babalar var ya anne babalar, karamış sopası lazım. Hem bozmuş hem de açık kapıyı bırakıyor. Eskide annelerimiz, babaannelerimiz niçin bu iş yapmıyordu? Her şeye rağmen kanaat ediyordu ya. Şimdi en ufak bir şey de tamam ben de 100 kişi de 20 kişi boşanıyor. Çünkü kalp ve ruh yaralanmış. Tahammül yok arkadaşlar. Bak ona ait bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Bunu Rüştü abi bize ders yapardı. Muhtemelen Zübeyir abi de dermiş. Onu bilmiyorum. Ama Rüştü abi günah işleyenlerin alametini dershanede ve cemaat içinde nasıl tiplerdir onu söyleyeceğim. İlk Türkiye'deki şeyler arası otobüsler vardı, o eski değil de 302 vardı ya, oradan aklınıza kalsın. 302 şu anlar günah işleyenlerde cemaat içinde hangi tip oluyor, ne oluyor diyor ki günahtan sonra şey yapıyor, ben ortadan alıyorum. Maddi felsefesinin ve medeniyetin cazibedar sefaat, bak bu günahlar sefaat ve uyutucu lezzetleriyle ifsat etmek ile, bak günahla ifsat olan insan ne yaparmış? Mabeylerindeki tesanüdü kırmak, ustalarına ihanetle çürütmek. Ne alakası var tesanüt ya, böyle tesanüt? Günah işleyen adam tesanüdü niye bozsun ya, ne alakası var? Çünkü tesanüt ulvi âli bir ruhun sıfatlarıdır. Ulvi ve âli bir ruhların özelliğidir tesanüt. Günah işleyenlerin ruhlarında mecal kalmamış ki tesanüt etsin. Çöküyor da ruh çöküyor. Bak ne diyor?
Maddiyun felsefesinin, felsefe var ya bir şey olmaz falan diye dini tamir davasında tahripçiler var, din tahripçileri. Televizyon, rezil vizyonda böyle. Sanki ilk defa İslam geliyor. İmam-ı Azam yanlış yapmış. İmam-ı Şafii şöyle yapmış. Ayakları gözüne girsin. Maddiyun felsefesi bunlar. Felsefe okullardaki felsefe değil. Medeniyetin cazibedar, medeniyetin cazibedar ve uyutucu. Eskiler bilir, yaşlılar bilir. Ben de çobanlık yapmışım, sırrı çobanlık. Ahırda hayvanımızın topuğu yemiş oluyordu. Kim yermiş biliyor musun? Fare. Fare nasıl yerdi ya sığırında? Niye anlamazdı? Farenin nefesi uyutuyor. Sığırın ayağını uyuşturuyor. Mantarını yerdi. Sabah kalktığı zaman sığır basamazdı. Fare yerdi. Fare. Onun nefesinden uyuşturucu yapıyorlar. Örnek almışlar. Günahlar da sefaatler de uyutuyor. Zehirliyor. Sonra ifsad ediyor. Eylemsel olarak nedir? Mabeylerindeki tesanüdü kırmak. Sonra baştan o abim o da sanki çok biliyor. Ustad da bunu böyle niye şey yapmış? Hep tenkitçi olur. Hep eleştirici. Ağzı tenkit. Lan hiç mi yapıcılık yok ya? Onu tenkit, bunu tenkit. Bu hizmet edemiyorum. Akrabalar da ya. Bakın İbrahim. Akrabam köy gittiniz. O onu tenkit ediyor. O da onu tenkit ediyor. O onu tenkit ediyor. Onu eleştiriyor. Lan hiç iyi tarafın mı yok ya? Hep tenkit ya. Kim? Niye yapar? Kim niye yapar? Asrın günahlarında o var ya uyuşturucu ve zehirlenmiş kalp ve ruhu diyor. Kalp ve ruhu zehirlediği için ağzı hep tenkit. İç alem ise kanaatsız, tahammülsüz, kanaat ve tahammül yok. İktisat ve kanaat yok. Aç! 232 kastamında diyor ki, varlık içinde kahtu bela, kahtu gala. Yani Geylani'den almış o cümleyi, ben Futul Gayb okudum, orada geçiyor. Öyle bir Allah bela veriyor ki o günahlardan sonra var ama yok gibi aç, fakir, yok, yok. Son ki 40 yıllık aç olacak yani, tamam mı? Yok, yok onun. Yani varlık içinde diyor, varlık içinde kaptu gala veya bela diyor. Yani açlık şeyinden değil, hiç alakası yok. Kanaat yok, tahammül yok, sabır yok. Birbirimizi hazmetmiyoruz, tenkit ediyoruz, eleştiriyoruz. Sebebi işlediğimiz günahlar aklımıza ve kalbimize, ruhumuza yaralar açmasından kaynaklanıyor. Bunların en büyük sebeplerinden de bir tanesi kadınların çıplak bacakları ve girdiğimiz o videolardan kaynaklanıyor. O kadar acayip bir hale gelmişiz ki dinle dalga geçiyorlar, Allah ile dalga geçiyorlar, tepkimiz bile yok. Belki de gülüyoruz. Yani bekle, Allah bekler diyor tabi. Allah bekler mi? Allah Resulü diyor ki ben Arap'ım, cennet lisanı Arapçadır, Kur'an Arapçadır, Arap'ı sevin diyor. Biz köpeğe koymuşuz. Ha? Neler yapmışız? Dostumuz, düşmanımız birbirimize girdi yani, beraber olmuş. Musamağın nam altında, aramızda dere açılması lazım. 125 Mesnevi Nuriye. Ehli dalalette bizim aramızda dere pek derindir. Hattı muhasaneyi temin edemeyiz. Edemeyiz. Doldurmaya çalışırsan sen de helak olursun diyor. Hatırladınız. Mesafeni aç. Mesafeni aç arkadaşlar. Hulul dersi yapacağım inşallah burada. Allah nasip ederse. Yani neden ilk beraber hulul şey yapalım. Yani beraberiz. Yani tepki verme o kadar. Bu hululmuş. Hulul. Yani gizli sinsi planmış. Yani o ve ben olacak, açılacak kardeşim. Asr-ı saadette iman küfür mesafesi açılmamış mıydı? İşlediğimiz günahlar mabeynimizde uhuvveti ve tesanüdü yapamıyor. Hep tenkit, eleştiri, kusur bulma. İç alemimizde kanaat ve teslim, hazmetme, tahammül etme birbirimize yok. Eve gidiyoruz, böyle bir tuhaf. Eve gidiyorum diyor, sanki cehenneme gidiyorum diyor. Ev için diyor ki küçük bir cennetimizdir diyor ya. Bunlar işlenen günahlardan kaynaklanıyor. Anladınız mı? O günahlar
şansımıza kalmıyor. Mesela kiraya çıkan kardeşler, bir anda girdiğiniz zaman eve manevi dezenfekte etmeden, temizlemeden oturmayın. Orada kim oturuyordu? Enkazları duruyor. Oteller de öyle. Gittiğiniz yerde ilk önce temizleyin orayı. Nasıl temizleyeceksiniz? Ondan sonra sıcak suya, sirkenin cinsi önemli değil. Sirke boşaltın. Sıcak suya. Bir şeyler okuyun. Ne okursan oku. Sonra elinizi sokun içine. Ağzınızı durmasın. Sok elini suya. Çıkar elini. O sirkeli su ya. Okudun. Kulazı bir Rabbin nas ve iki nas ile ilerleyeceğim. Ellez ve süsü fisidir ve cennetiniz. Felekler okudun bitti. Tamam, bana tut suyu. Okuyana kadar soğur. Sirke de koydun, sirkenin cinsi önemli değil. İkide bir sorma abi hangi cin, şey markası, ne markası işte sirke işte. Ne atarsan at sirke. Tamam mı? Koydun mu? Ama ev yapımı daha kaliteli. Sok elini, çıkar elini. Ne kaldısı? Sıçrat duvarlara. Tamam mı? Ev temizlenir. Sirke eli de beze, beze sirke koy. Giriş kapısını sil, bütün kapıları da silebilirsin. Ev dezenfekte olur. Daha önce kim pislik yapmışsa o temizleniyor. Böyle sıçrattığın için tavana yere yukarıdan alt komşudan da gelmez. Korkma. Anladınız mı? Şimdi şeye devam ediyorum. Bak burada ne alakası var değil mi? Bakın zahir okursanız işlediğimiz günahla uyutucu bak sefaat ve uyutucu lezzetli zehirleriyle salih. İfsat etmek ile mabeylerinde tesanüdü kırmak. Ne alakası var günahla tesanüt? Tesanütle günah ne alakası var? Tesanüt senetleşmek demektir. Yani bir gaye etrafında toplanma. Hani protokol diyorlar ya senet. Tesanüt senetten geliyor. Yani Kastamonu Emirdağ laikasına onunla senetleşeceğiz. Onun etrafında toplanacak. Adam kanaat etmiyor ki sözde. Levalara Kastamonu etmiyor ki. Öyle ama diyor. Etmiyor ya. Öyle garip garip insanlar da çıkıyor ki. Usta 1960'da vefat etti. 1956'da külliyat tamamlandı. Ahmet Hamdi Hasekiye külliyat göndermiş. Diyanet İşleri Başkanı'ydı biliyorsunuz. Ona bakarak Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi külliyat basıyor. Orada da mevcut. Zübeyir abiler anlamadı. Tahir abiler anlamadı, Sungur abiler anlamadı. Ustadın varisleri anlamamış. Beyefendi bir akın çıktı şimdi. Eski sahipte seni kabul etmiyor. Bu abiler anlamamış. Radiyallahu anh. Böyle bir. Acayip işte. Kanaat etmemek. Tesanüt senetleşmek demektir. Yani bir esas etrafında toplanmak. Ha? İşlediğimiz günahlar kafamıza giren soru ve şüpheler kalp ve ruhumuza yaralar açar. Sonra ne olur? Tesanüt olmaz Abdullah. Eleştiri olur Abdullah. Uhuvvet olmaz, hazım olmaz, kanaat olmaz, iktisat olmaz. Peçeteyi bak. Evde büyük bir peçete koyuyoruz. Tamam mı? Bunlar basit zannediyor. Bana kürsüde ne anlatıyor ya? Böyle koyuyoruz. Bir siliyorsun, bunu atıyorsun. Koca büyük. Bunun gibi değil büyük. Lan kardeşim Allah'tan korktu. Kibir ya. Kibir. İsraf etme. İsraf eden onun damına düşer. İsraf bu değil ha. Bunu fazla harcamak değil bu. İsraf burada. Allah Resulü diyor ya derenin başında, suyun başında dahi olsanız iktisat alın. İktisat bu. Ona verdiğin hürmet. Hürmet derler. Haddini bilmeyi öğretiyor sana. Haddini biliyorsun. Ya Rab, bunu sen yarattın. Yani burada. Şimdi işlediğimiz günahlar böyle ben fiili hoşuma gidiyor dersler biliyorsunuz. İlle işlediğimiz günah hayatta olması lazım. Hayatta işte böyle bak tesadü diyor. Ne alakası var lan? Zahircilere söylüyorum. 302 şu anlar. İşlediğin günahlar tesadü bozuyormuş. Tesanütle ne alakası var? Çünkü tesanüt âli ve ulvi bir ruhun özelliğidir. Kalp, akıl, ifsat olursa. Mesela bir misal vereyim. Kastamonu 38 fiilen. Haberleri takip eden diyor. Ne olur? Ya aklen divane olur ya kalben dinsiz olur. Ne demek? Ya aklını dağıtır
ya kalbini dağıtır. Peki nasıl? Yani gider kafiri taraftar olur haberlere göre, kafiri zindana taraftar olduğu için kafir olur. Görüyor musun? Aklını dağıtır, yani yapması gerekenler allak bullak olur. 38 Kastamonu'da. Yani günahlardan, şuradan buradan fazla ikaz etmeye, fazla siyasi şeylere girmeyin. Ama utanmadan dersten sonra, derslerine denilen yerde bile siyasete giriyorlar. Yani acayip bir şey. Ne işin var ya? Dinlemiyorum ben arkadaşlar. Yalan söylemiyorum size. Meşgul olmuyorum. Bilmiyorum kim nereye gitti, ne yaptı, ne dedi. No, neyi kaybettim? Bak diyor ki, aklını dağıtır manevi bir divan olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Dinsiz nasıl olur? O haberleri seyrederken gidersin İslam düşmanına taraftar olursun, İslam'ı harekete de düşman olursun. Seni haber yapıyor onu. Subliminal, illuminati projelerle bloku oluyorsun. Bloku oluyoruz. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَّمَسَكُمُ اللّٰهِ. Bak küfre taraftar oluyor. Bak 378'de mektubatta diyor bu. Küfre taraftar olur. Nasıl takdim ediyor? Sanki haber dedi, televizyon, şey, Kur'an dedi yani. Haber dedi ya, doğruymuş. Neyin doğrusu? Gençler, Allah yardımcımız olsun. Ama size bir müjde de vereyim. En bereketli asırdayız. Eskide bir vacip işlemek için salat-ı vitir kılarlardı. Şimdi de kılıyoruz. Çok zor. Yani vacip. Şimdi bir haram var ya karşıdan geliyor. Kafa çevirdin. Bir vacip işliyorsun. Bir vacip de yüzlerce sünnete mukabil geliyor. Vallahi bu asırda o kadar müşter dedi ki, hep en kötü asırdayız, hep en iyi asırdayız. Çünkü bir şey alternatifiyle vardır. İman varsa küfür de vardır. Küfür yoksa iman yoktur. Çok tehlikeli asırsa çok mümbit bir asırdır. Nedir o? Hafif bir takva, hafif bir iştinak, hafif kendini kontrol etmek, dev oluyorsun, sebap devi oluyorsun. Mesela şu caddeye diyorsun ki, olan ben buradan çıkarsam 20 tane haram görürüm Selahattin. 20 tane görürüm. Ben şu üst caddeden gidersem ona düşer. Otomatik kafadan vallahi 10 tane vacip işledin şimdi. Şu caddeden gidersen 20'ye rastlarım. Ben şuradan gidersem olan 5'e düşer bu. 15 vacip. Onu sen bir vacip yapman için Selahattin vitir kılman lazım. Nasıl vacip yapacağız diye sokağa çıkmayın ha. Zaten sokağa. O noktadan çok mümitiz. Yani akıllı olur Müslüman. En ufak bir harekette çevirin. Çevirin kardeşim. Kafanızı çevirin. Çevirin namertlerden. Çevir kafanı. İndir kafanı. İndir kardeşim. Eğer ben bundan takva yapmıyorsam bu söz zaten tesir etme. Benim sadece sözüm değil, ben de seslendiriyorum ama elimden geldiği kadar çeviriyorum. İnan tesir edersin. Yani çeviriyorum. Yani çevirin. Birkaç sene namalem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar, bıçakmış ha. Nasıl bıçak abi ya? Böyle eski, o katıyorlar diye kadınlar. Öyle. Amazon. Şimdi de eski uzak doğu sporu yapanlar da bıçak atar ya. Bu çıplak bacaklar bıçakmış, bıçak. O bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için böyle mi yaptı? Eş mi arıyor, koca mı arıyor? Sen emniyet ve sadakatı kaybettin. Allah'a sadakatin yok, kendine güvenin yok, teslimiyetin olmayınca senin bu halin emniyeti ve sadakatı kaybettiğin için hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı da bulamaz. Ama buluyor. Şimdi bak nasıl buluyor. Bulsa da başına bela bulur. Bak 100 kişinin 20 kişi boşanıyor. Acaba o açık bacaklarıyla dolaşmanın bedeli değil midir? Çıkar aheste aheste. Ne kadar insanları yaktın. Ne kadar o çıplaklı dolaşanlara diyorum. Ne kadar insanların batmasına vesile oldun.
sen insanları batırdığında sen yukarıda mı olacaksın? He? Bu kadar insanların ruhunu çökerttiğinde mutlu mu olacaksın sen? Mutluluk var. Mesela kürtaj yaptıranlar, canı kıyanlar, hayatlı mı olacaksın? Mutlu mu olacaksın? Nerede? Ben mesleğim itibariyle söylüyorum. Ruhiyatçıyım. Psikoloji sıkıntının bir sebebi de kendine dön. Niye bana bu sıkıntı geliyor? Canı aldın. Cana kastettin. Kestin, doğradın. Doğrattırdın. Mutlu mu olacaksın? Mutluluk arıyorsun. Ya. El ceza min cinsi lame. Hadis. El ceza, ceza nedir? Yaptığımız amel cinsindendir. Hayatı yok ettiğin için hayatın gidecek. Yapma. Yaptırma. Bunları da diyen de kalmadı. Diyorsunuz ona ne biçim ders yapıyor ya. Hayatın içine ben konuşuyor. Yaptırma. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu hali neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikah rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden rağbet de yok. Ne oluyor biliyor musun peki? Bak şimdi ben söylüyorum. Harama bakın. Sizde elhamdülillah yok. Dışarıya çıkın bak şimdi bu cümleden. Hatta bu hali neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikah rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden 40 kadına bir erkek nezaret edecek derecede kadın emniyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. 40 kadına bir erkek nezaret eder. Kadın o kadar aşağılanacak, güya şahsiyeti yükselecekmiş. Müşteri bekleyen acı manzarası şahsiyetini yükselteceği diyenin şahsiyetinden şüphe ediyor. Bunu da verin mahkemeye. Vermediğiniz kalmadı. Bunu da verin. Yani müşteri bekleyen acı manzarası, kadının şahsiyetini yükseltmek. Şimdi eleman arıyor, tezgahtar, bilmem ne yapıyor, kadın arıyor. Niye? Cinsiyetini kullanacak. Cezbetmiyor. Onu kullanıyor. Araba reklamı yapıyor, kadın kullanıyor. Cinsiyetini kullanıyor. Hani şeydin, medeniydin? Hani hürriyetçiydin? Kapitalist insanları kullanıyorsun. İstismar ediyorsun. Sokağa attın onları. Müşteri bekliyor yolların kenarlarında. Sokağa çıkmış açık bacaklarıyla müşteri arıyor. Öyle değildi ki. Ne hale soktun? Onların hürriyet mi verdin? Mi esir mi ettin? Nefislerine esir edilmiş. Madem hakikat budur ve madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez ve madem güzellik bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Şükredilmese değişir, çirkinleşir. Adam kot pantolonla niye kızlar şey yapıyoruz dedi. Bak adamı mahkemeye vermişler. Hatta imamlıktan almışlar. Değil mi? Şimdi beni herhalde asarlar. Kot pantolonla ey Müslüman kızın ne yapıyorsun falan demiş. Kot pantolonla diye bay yobazmış. Gidin özel hayatına bak. O yobazdır niye diyor biliyor musun? Ya ben diyor senin karına kızına bakacaktım diyor ya. Onlar keyif yapacaktım. Niye engel oluyorsun? Niye öyle diyorlar? Sen de getir karını. Biz de getirelim. Hadi bakalım. Niye? Bakacağız ya. Adam demedi mi? Adamın gazetede var da ondan delilim var. Ona bir şey diyemezler. Bir tane jandarma JITEM komutanı vardı. Rusya'ya kaçmıştı. O komutan resepsiyona subaylar gelince illa açacaksın. Geldiği zaman ne demiş biliyor musun? Gazeteye çıkmış. Ya bu kadar güzel kadınlardan gözümüz mahrum olacaktı diyor. Şimdiye kadar getirmediniz diyor. Dedi mi demedi mi? Dedi kardeşim. Ya gazetelerde vardı. O Rusya'ya kaçtı var ya bunu şeyde olaydı o adam. O Müslümanlar mecbur işte makamından şeyinden istifade edemeyenler mecbur açtı getirdi. Onlara diyor ki ya bu kadar güzel kadınları görmekten gözümüzü mahrum edecektiniz az kalsın diyor. Ya görüyor musun? O da maaş için makam için yaptı işte. O adam, peki bu adam medeni mi?
Niye sana açıl getir diyor. Anladık mı? Niye açın, aç da getir. Elbette bak. Nimete şükredilse manin ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette aklı varsa hüsn ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar azap bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fani 5-10 senelik cemali bakileştirmek için meşru bir tarzda istimal ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp mevsane ağlayacak. Bitti cümlem. Eğer terbiye İslami dairesinde adab-ı Kur'an'ı zinetiyle o cemal güzelleştirilse o fani hüsn manen baki kalacağı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste katiyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. Allah iki cihanda aziz eylesin, amin. Müslümanlara yardım eylesin, amin. Evlerimizi insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi azafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden hepsi emin eylesin, amin. Evladi iyalimizi Cenab-ı Hak hafız ismi hürmetine muhafaza eylesin, amin. Çoluk çocuğumuzu ve bizi Süfyanların, deccalların, şeddatların şerrinde muhafaza eylesin, amin. İmanı kamil ve husni ve hatime eylesin. Amin. Ya Rabbi ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz, başımız da dönmüş. 124 bin peygamber istediğini istiyoruz. 124 bin peygamberin sığındıklarına da sığınıyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı da hasıl olan iştirak amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin kim bize nasıl dua ediyorsa, bizde kim dua istiyorsa, kimlerin bizde hakları varsa, kim hizmet-i imaniyede maddi ve manevi sesi varsa, ya Rabbi Müslümanların evlerinde ve hastanelerinde hastaları varsa onlara şifa ver ya Rabbi. Amin. Dertlerine derman ver ya Rabbi. Amin. Boşluklarına eda ver ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi şerlerde muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi duamızı ümmi bir zatın, okuma yazma bilmeyen bir zatın sema sahifesine bir elif çizerek bir mimi iki nun yapan Muhammed'in ümmet imanı ümmetine kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.